Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go ile multiline bir string oluşturmayı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi single line çalışma gayet basit. Bunu daha önce eğer Go programlama dili kursunu zaten izlediyseniz bunu birçok kez yapmışızdır. Çok basit bir şekilde şöyle bir single line veri oluşturabilirsiniz. Ama mesela şöyle yapmak istersek ne olacak? Mesela bunu deneyelim. FMKey printline diyorum. STR'yi ekrana basacağım ben burada. Ve goRun.go diyerek bunu oluşturuyorum. Kullanıyorum daha doğrusu. Bakın dikkat ederseniz bunu almadı. Yani çalıştıramadı çünkü biz bunu derleyiciye bildirmediğimiz halde yani multiline olduğunu bildirmediğimiz halde çoklu satır oluşturmaya çalıştık. Bu nedenle bunu yapmamıza izin vermiyor. Ama mesela şöyle yapabiliriz. Message olsun. Ve burada şunu kullanıyorum. Şu klavye kombinasyonunu. Alt 9 artı 6. Yani alta basarken klavyeden 9 ve 6'ya basın. Yani benim klavyemde bu şekilde. Farklı klavyelerde farklı ayarlar olabilir. Şu iki karakteri çıkarmamız gerekiyor. Artık birden fazla satır oluşturabiliriz. Bu bir deneme mesajıdır. Mesela. Bazı durumlarda buna ihtiyacınız olabilir. Bir püf nokta olarak aklınızda bulunsun. Bakın aslında HTML'den de eğer HTML ile ilgilenenler varsa orada da buna benzer şeyler vardı. Bir metni bir string veri olduğu gibi nasıl formata sahipse o formatta ekrana basma işlemi. Bakın burada bu bir ve bu bir boşluk. Ondan sonra alta geçiyorum burada. Şurada boşluk bırakıyorum. Artı başka boşluklar da var burada. Onları da ikiye katlamış oluyor. Bakın. Mesela şunu bu şekilde boşluğu kaldırırsam ne olacak? Dikkat ederseniz ben burada fazladan boşluk bırakmıştım ama kendisi de şuradaki boşluğu buradan zaten alıyor otomatik olarak. Bu şekilde farklı bir formatla ekranda veriyi gösterebilirsiniz. Tabii bu veriyi şöyle de gösterebilirsiniz. Bu da bir püf nokta olarak kalsın. Mesela print len değil de print line değil, print f'i kullanarak ki bu formatlama ile ilgili. Print format diyebiliriz bunu özetle. Şöyle yapabilirsiniz. Burada holder'lar var. Placeholder dediğimiz bu yer tutucular. Mesela %s dediğim zaman ben buna string göndereceğimi söylemiş oluyorum. Burada string bekle demiş oluyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum bunu. Bakın aynı işlemi yaptı. Burada ise mesela d yazarak bunu yapalım. Çıktıya bakalım. Bakın burada biraz farklı. Çünkü burada beklediği şey aslında nümerik bir değer. Ona göre bir hazırlık yaptı ama biz string gönderdik gibi düşünebilirsiniz. Yani bu yanlış bir kullanım. String'de s kullanmanız gerekiyor ve yeterli olacaktır.